Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Big Time'da bu ayın 17'sinde Silver Pass sahipleri de artık oyuna başlayacaklar. Ve Gold Access süreci boyunca ben neler yaptım, oyunda neler öğrendim, bu bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha fazla NFT drop düşürebilmek için neler yapabilirsiniz? Oyunda daha hızlı olabilmek için, daha fazla mob öldürebilmek için nelere dikkat etmeniz lazım? Bu videoda sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Peki en hızlı şekilde en nadir NFT'leri düşürmek için neler yapmanız gerekiyor? Bunlara hızlıca bakalım. Birincisi düzenli bir takım oluşturmanız. Yani dengeli, düzenli ve hep beraber girebileceğiniz bir takımınız olursa, takım arkadaşlarınız olursa oyunda çok hızlı bir şekilde ilerleyip ve zindanları da çok hızlı bir şekilde bitirebileceğiniz için çok daha fazla NFT düşürebilirsiniz. Oyundan deneyimlediğim kadarıyla bir takımda olması gereken karakterler öncelikle en az bir tane Warrior ve bir tane Quantum Fixer kesinlikle olması gerekiyor. Artık oyunda son gelen güncellemeden sonrasında oyun bir tık daha zorlaştı. Oyundaki karakterlerin yapay zekası daha da güçlendirildi ve eğer kendi levelinizden yüksek bir yere girdiyseniz artık çok daha zor ve ölme oranınız daha yüksek. Bu yüzden dengeli bir takım kurmak ve hasarınızı, can yenileme gücünüzü dengeli bir şekilde tutmak size çok büyük avantaj sağlayacaktır. Bana göre en ideal takım düzeni ise 2 tane Quantum Fixer, 2 Time Warrior, 1 tane Shadow Blade, 1 tane de Mage karakterin olması takımı oldukça güçlü bir hale getiriyor. Miners DAO guildimizde, Discord'umuza katılırsanız orada da zaten Silver süresinde oyunda olacak kişilerle birlikte bir araya gelerek kendi takımlarınızı oluşturabilir. Birileri eksildiği zaman iletişime geçip hızlıca kendinize bir takım arkadaşı daha bulabilirsiniz. İkincisi ise hızlı bir şekilde karakter levelinizi yükseltmek. Çünkü oyunda en yüksek seviye zindanları bitirmeniz size en iyi drop oranını ve en iyi rarity'leri sağlayacaktır. Yani bir epic NFT'yi düşürmek istiyorsanız en az 45 ve üzeri zindanlarda geçirmeniz sizin drop rate'inizi yükseltecektir. Daha fazla nadir NFT'ler kazanma şansınızı arttıracak. Levelinizi kasarken şuna dikkat etmeniz lazım. Üçüncü madde olarak zaten daha detaylı da bahsedeceğim. Pocket Watch'lardan daha detaylı bahsedeceğim ama kısaca söyleyerek levelinizi kasarken time pocket bekleyin. Yani örneğin 30 leveldesiniz ve kendinize bir tane epic pocket watch düşürdünüz ve tier'i yüksek, güzel olduğunu düşünüyorsunuz. Bunu tekrardan kasabilirsiniz. Yani elinize bir rare geçtiği zaman tekrardan yeniden kasmaya başlamayın. Çünkü leveliniz düşük kaldığı sürece daha nadir, daha önemli pocket watch'lara ulaşmanız daha zor olacaktır. Yani bir 30-35 levele kadar kendinizi götürüp sonrasında bir epic ya da legendary pocket watch düşürerek levelinizi daha hızlı kasabilirsiniz. Ortalama 40-45 level seviyelerine geldiğiniz zaman tüm zindanlarda rahatlıkla devam edebilecek bir takım oluşturabilirsiniz. Ama tek başınıza tabii ki de yine de kendi levelinizin üzerinde zindanlar kesmek oldukça zor olacak. Şimdi üçüncü olarak da Pocket Watch dedik. Oyundaki en önemli şeylerden bir tanesi kesinlikle. Çünkü siz oyuna başladığınız zaman Common Tier 0 bir karakterle başlıyorsunuz. Size verilen karakter bu oluyor. Ve bunun güçleri, özel yetenekleri, skill'leri ve statları oldukça düşük bir seviyede oluyor. Yani şöyle örnek verecek olursak 35 seviye başlangıç karakteri olan yani Tier 0 Common bir Warrior'la 15 level Legendary bir Warrior birbirine eşit hasara sahip. Siz 15 levellik bir karakterle 30-35 belki 40 levellik bir hasara sahip oluyorsunuz. Bu da tabii ki hem rarity'si hem de tier seviyeleri çok önemli. Yani örneğin tier 5 ya da tier 6 bir time pocket bulabilirseniz kendinize bu epic, legendary, mythic veya exalted şeklinde olabilir. En iyisi tabii ki de exalted olacaktır. Şu anda bende mythic warrior var. Şu anda onu kasıyorum tekrardan. 17 leveldeyken rahatlıkla 40 level zindanlarda ölmeden dolaşabiliyorum. Yani aradaki farkı siz düşünün. O yüzden ilk arayışınız bu olmalı oyunda. Düşen tüm pocketları kontrol edin. Rarity'sine ve tier seviyesine bakın. Epic ve üzeri bir karakter kasmaya başlayabilirsiniz başlangıç olarak ama dediğim gibi rare bir karakteri ya da tier 5 uncommon bir karakteri kasmaya başlamanız sizin için zaman israfı olur. Bunu yapmayın çünkü ben de aynı şeyi yaptım ve şu an toplamda 3 tane karakter kastık. Şu an sonuncu karakterimizde birinde 43 seviye birinde 17 leveldeyiz. Eğer ki hiç o arada diğer karakterleri kasmamış olsak şu anda ortalama 45 seviye bir karakter artı 30 seviye bir karakterim olacaktı. Yani o zaman kaybını yaşamamak için buna dikkat edebilirsin. Şimdi dördüncü olarak dikkat edilmesi gereken şey zindan seçimi. En fazla düşman sayısı Elite Pirates zindanlarında bulunuyor.
Yani çok fazla sayıda olduğu için daha fazla experience, yani deneyim puanı kazanmak, hem de daha fazla NFT düşürme olasılığını veriyor. Aynı zamanda sonuçta oyunu oynadığımız karakterimiz ne kadar güçlü olursa o kadar hızlı zindan bitirebileceğimiz için daha iyi, daha kaliteli oyun içi itemleri düşürebilme fırsatı veriyor. O yüzden oyunda şu anda gördüğüm kadarıyla en değerli olan zindanlar Elite Pirate zindanları şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. Tüm zindanlara eşit sayıda NFT dağıtılacak bir güncelleme geldi en son. Yani NFT oranı her yerde eşit çıkıyor. Ama dediğim gibi daha fazla mob olması, daha fazla X demek, daha fazla, daha hızlı level kasmak ve daha fazla NFT drop ihtimali demek. O yüzden bu zindanları tercih edebilirsiniz. Ve kesinlikle yüksek level zindanlar. Yani bir 52 level zindan bulduğunuzda, eğer uygun bir takımınız varsa, orayı kesebilecek bir takımınız varsa o zindanı kaçırmamanız gerekiyor. Çünkü çok nadir denk geliniyor. Yani günde bir ya da iki kez 52 level bir zindan buluyoruz. O yüzden yüksek seviye zindan, Elite Pirate zindanlar şu an için dönülebilecek en iyi zindan. Beşinci olarak da biraz önce de kısaca bahsettiğim gibi üzerinizdeki eşyalar. Yani sizin takılarınız, kıyafetiniz ve stat puanlarınız, bunları dengeli bir şekilde verirseniz, karakterinize uygun verirseniz, karakteriniz olduğundan çok çok daha iyi bir seviyeye gelebilir. Çok daha fazla canı, çok daha fazla hasarı, özel farklı yeni yetenekleri kazanabilir. Bu yeni yetenek kazanma kısmı nasıl oluyor? Unique itemler oyunda düşürebiliyorsunuz ve bu unique itemler size özel yetenekler kazandırıyor. Yani yeni bir vuruş, ışınlanma, sıçrama, tekme gibi farklı özel yetenekler kazandırıyor. O yüzden unique item bulduğunuz zaman önce üzerinde verdiği yeteneklere ve sonrasında da diğer özellikleri kontrol ederek takabilirsiniz. Daha sonrasında da karaktere uygun bir şekilde stat pointlerinizi vermek ve yine aynı şekilde karaktere uygun silah, takılar ve kıyafetler bulmanız kesinlikle çok önemli. Şimdi karaktere uygun derken burada neyden bahsediyorum? Şimdi oyunda belli puanları verebilirseniz her karakter her itemi kullanabiliyor. Ama şimdi siz bir Quantum Fixer olarak elinize silah olarak Shadowblade'in hançerlerini alırsanız evet hasar vurabilirsiniz ama oradaki karakterinize uygunluğu tam olarak sağlamayacaktır. Nasıl? Quantum Fixer'ın kendine uygun olan silahları ekstra dodge özelliği veriyor. Ya karakterler size saldırdığı zaman daha az hasar almanızı sağlıyor. Yani bir healer olarak, can yenileyici olarak ölmemeniz, hayatta kalmanız tüm takım için çok önemli. O yüzden de buna dikkat etmeniz lazım. Yine aynı şekilde üzerinizdeki kıyafetleri de Quantum Fixer özel seçerseniz aynı özelliklerden faydalanabilirsiniz. Çünkü orada dediğim gibi daha fazla verebiliyor özellikleri. Bir karakteri farklı şekilde kullanmak isterseniz de stat pointlerinizi ve kıyafetlerinizi buna göre verebilirsiniz. Benim şu anda kullandığım Quantum Fixer karakterimi hem DPS, yani yüksek hasar verebilmek için, hem de tank karakteri olarak kullanabiliyorum. Bunu statlarını ve kıyafetlerini, üzerimdeki seçtiğim her şeyi ona uygun olarak ayarladım. Yani elime bir kalkan alıp çok sağlam bir defansa sahip olarak ve dodge seviyemi yüksek tutarak oyunda tank bir karaktere dönüşebiliyorum ve takımın canını yükseltebiliyorum. Eğer ki daha fazla hasara ihtiyaç duyan bir takım varsa elime bir Warhammer alarak defansımı biraz daha düşürüp hasarımı daha yüksek bir seviyeye getiriyorum. Bunu dengeleyebilmek için de dediğim gibi stat'tan TTR özelliğini biraz daha yükseltip diğer özelliklerde daha az dağıttığım için hem dengeli bir hasar hem de dengeli bir defansa sahip oldu aslında karakter. Hani bunu tam defans yapabilirdim ve tamamen tank odaklı oynayabilirdim. Bu daha iyi olabilir. Ama bazen oyunu tek başıma oynamam gerekiyor. Gold Access'te biliyorsunuz çok fazla oyuncu olmadığı için takım bulmak çok zor oluyor. Tek başıma oynamam gerekiyor. Ya da takımda fazladan healer olduğu zaman direkt hasar kısmına geçmek takımı daha hızlı bir hale getirdiği için böyle dengeli bir karakter oluşturmayı seçtim. Yani bu verdiğim örnekteki gibi diğer karakterlere de bu şekilde puanlarını ve kıyafetlerini, silahlarını sizde nasıl verirseniz ona uygun bir karakter kendinize oluşturabilirsiniz. Yani bu bahsettiğimiz tüm bu 5 seçeneği özetlersek aslında yapmanız gerekenler hızlıca level kasıp yüksek seviyelere gelebilmek, nadir seviyelerde yani epic veya üzeri bir pocket watch sahibi olmanız ve bunu hızlı bir şekilde level kasmanız, uygun zindan seçimi, takımınızla birlikte kesebileceğiniz yüksek seviyede ve yüksek mob barındıran ve daha hızlı bitirebileceğiniz zindanları tercih etmeniz, üzerinizdeki eşyalara dikkat etmeniz, yani warrior'ın eline bir büyücünün silahını vermeyin mesela. Çünkü bu daha yüksek hasar gösteriyor olabilir size ama veriminizi kesinlikle daha az seviyede tutacaktır. Buna dikkat edebilirsiniz.
Ve oyunda kesinlikle uzun süre vakit geçirmek bu oyunda çok önemli. Özellikle early access sürecinde yatırımınızı çıkartabilmek için kazancınızı yüksek oranda tutup daha fazla NFT kazanabilmek istiyorsanız günde minimum 7-8 saat buraya ayırmanız gerçekten gerekiyor. Biz şu anda 2 kişi oynuyoruz ve ortalama 12-15 saate kadar karakter aktif bir halde duruyor. Ve tabii ki buna oranla kazanıyoruz. Ama oyun içerisinden tanıdığım kişiler var. Günde ortalama 2-3 saat oyunda oluyorlar ve maksimum düşürebildikleri item bir Epic, bir Legendary ile maksimum seviyelerde sınırlı kalmış durumda. Bizim 3 Legendary, yaklaşık 6 Epic ve 20'den fazla Rare item düşürdük. Oyunda geçirdiğiniz vakit size NFT olarak kesinlikle geri dönecektir. Çünkü oyunun mekanikleri de bunun üzerine kurulu. Buna da dikkat ederseniz yatırımınızın üzerine bu early access sürecinden karlı bir şekilde çıkabilirsiniz. NFT'leri şu anda pazarı oluşmuş durumda. Alıcısı sürekli var. Sürekli bir pazarda hareket halinde aslına bakarsanız. Bu da sizin nakite dönmeniz için güzel bir şey. Big Time'ın başlangıç süresinde şimdi öneri olarak bahsedeceklerim sadece bu kadar. Sizin de aklınıza takılan, benim bahsetmediğim şeyler varsa bunları yorumlara yazabilirsiniz. Vakit buldukça sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.